Evet, Ravent. Bu gördüğünüz, dur ya, oturayım şöyle en iyisi. Evet, oturmak zorunda kaldık. Çünkü yerde gördüğünüz gibi bu tıbbi Ravent yaprağını görüyorsunuz. Çok büyük bir yaprak. Raventin, tıbbi Ravent denir buna. Avrupalılar şu sapının yemeğini, çorbasını yaparlar. Çok güzel tadı var. Ravent Çin'de 2700 yıldır kullandıkları bilinmektedir. Özellikle de Ravent kabızlığa karşı, Ravent kökü kabızlığa karşı kullanılır. Biz de Doğu Anadolu'da genellikle ışkın, bunun bir türü, o karaciğer ışkın genellikle hepatit B, hepatit C gibi rahatsızlarda kullanılır. Bu ise Ravent kabızlığa karşı, irritable bağırsak sendromu, yani spastik kolon, bağırsak rahatsızlarına karşı kullanılır. Bağırsak enfeksiyonuna karşı kullanılır. Çinli Profesör Doktor Joy Honing 322 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Kanlı ishali dahi bunun kökünden elde edilen ekstrakla, Ravent kökü destilasyonla birleşimindeki etken maddeler, antron glukozitler elde edilir. Bundan çok özel kapsüller, damlalar, drajeler elde edilir. Bizim de bununla ilgili çok güzel bir çalışmamız var. Nane Forte diye. Nane Forte, spastik kolon, irritable bağırsak sendromu, bağırsak hassasiyeti, kabızlık gibi bağırsak rahatsızlarına karşı çok çok etkili. Ravent'in kökü kanlı ishali dahi önleyicidir. Mükemmel bir bitki. Kullanılmasında herhangi bir mahsur yok, herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal ve kesin çözüm diyemeyeceğiz. Çünkü başka başka faktörler rol oynayabilir. Eğer ki bağırsaklarda mantar varsa mantarı yok etmek gerekir. Mesela mantara karşı ne etkili? Horopito. Eğer ki bağırsağında kişinin mantar varsa şişkinlik, kazımsılık, kabızlık, bunu bilmek gerekir. Doktor teşhis koması gerekir. Eğer doktoru doğru teşhis korsa tedavisi, her türlü hastalığın tedavisi mümkündür. Evet, bu tıbbi nanenin çiçekleri insan boyunu geçer. Ama biraz geç kaldık galiba. Çiçekleri solmuş. Hürmetler, saygılar.